Cengiz Bey'in sorusuyla devam edelim efendim. Akıl hastalıkları Kur'an-ı Kerim'de yer alır mı? Bir de mecnun kişilerin ahiretteki durumu ne olur? Hocam bu konularda bizi aydınlatırsa evet. seviniriz demiş. Şimdi e, tabii e, mecnun kişi Rabbim e, belki de hepimizden daha şanslıdır. Yani, bir, bakıma öyle. bir bakıma öyle. Eğer bu dünyaya birileri gelip de e, imanda nasibini alamadan gitmişse Mecnun en azından e, yani kavliyle değil de e, e, fiiliyle Allah'a şükreden bir kuldur. Ondan dolayı o, o e, imansız gidenlerden çok daha bahtiyardır. Rabbim imanıyla bu dünyadan göçenlerden eylesin hepimizi. Amin. Ahiretteki boyutu, ulema bu konuyu tartışmış. Acaba e, Mecnun dediğimiz e, kimseler, Araf'ta olacak kimselerden midir? Değil midir? Hani Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde evet. anlatılır ya. Evet. Cennetle cehennem arasında bir bölge. işte onlar cennete girmeyi arzularlar. İşte acaba o, o kişilerden biri de mecnun kimseler midir? E, fakat bu konuda inanın böyle bize net e, evet bu budur diyen bir bilgi yok. O açıdan bizim ümidimiz şudur ki Cenab-ı Allah ara bu bu mecnun kişileri de cennetine ilhak edecek. Onu nimet cennet nimetiyle bahtiyar kılacaktır. En Ülemanın e, sonuçta ümidi budur. Onlardan bize intikal eden bilgi de budur. Geriye kalan tartışmaların pek de bir faydası yoktur. Peki. Teşekkür ederiz hocam.